Değerli izleyiciler, yeni kanalımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu ilk bölümde ben enteresan bir konuk davet etmeye çalıştım. Konuklarımın hepsi birbirinden değerli ama bu ilk sefer çok daha özen gösterdim. Daha önce tanıştığım genç girişimci, iş insanı, çalışkan, başarılı öğrenci olmuş zamanda hala öğrenci olan, yenilikçi işler yapan, aynı zamanda startup işi yapmış olan ve buna devam eden bir arkadaşımızı davet etmek istiyorum. Değerli konuğum Alkan Balkaya, Albert Solino firmasının kurucu ortağı, aynı zamanda Corvizio kurucu ortağı. Şimdi bunları anlatacak kendisi. Sohbet havasında geçecek. Ben önce ona hoş geldin diyorum. Alkan Bey, buyurun. Çok teşekkürler hocam. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Kendimi isterseniz hızlıca tanıtayım hocam tekrardan. Aslında çok iyi olur. Alkan Balkaya. Aynen, evet, öyle yapalım. Buyurun. Neden biliyor musunuz? Tamam. Öğrenciler de izliyor şimdi merakla. Hı-hı. Ve belki sizin yerinizde olmak isteyen çok gençler var. Sizi merakla bekleyen ve dinlemek isteyen. İsterseniz şöyle yapalım. Ben kafamda üçe böldüm bu sohbeti. İlkinde sizin tamam. iş modelinizi konuşalım. Çok kısa. Ondan sonra diğer bölümlerle devam edelim. Buyurun. Tamamdır. Çok teşekkürler hocam tekrardan. Şöyle kendimi kısaca tanıtmam gerekirse ismim Alkan Balkaya. Mühendislik mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi'nden 2005 yılında makine mühendisi bölümünden mezun oldum. Ve daha sonra işte Kanada'ya gittim. Kanada'da bir master öğrenimi gördüm. Ondan sonra orada yaşarken Kanada'da açıkçası müreffeh bir hayat. Gayet güzel, işte öğrenci bile olsak hakikaten imrendiğimiz bir hayat vardı orada. Ama açıkçası kendimi tam olarak orada ya ben bunu mu istiyorum acaba diye düşündüğümde hayır dedim. Ben gerçekten kendi işimi kurmak istiyorum. Ülkeme gelip gerçekten hizmet etmek istiyorum diye. Açıkçası 2007'de Türkiye'ye geldim ve şirket kurdum. Ne şirketi derseniz aslında yeni mezun birisi ne şirketi kurabilir? Düşündüm. Ben profesyonel bir öğrenciydim aslında o zamanlar. En iyi şey öğrenciliği bilmekti. Ama mesela sanayiye ben nasıl faydalı olurum diye düşündüğümde ya dedim ben normalde mesela beni işe almak istese bir holding şirketi bir şekilde bana bir para verecek ve işe alacak tecrübem olmamasına rağmen. O zaman bende demek ki bir şey var. Dolayısıyla ben bunu o zaman holdinglerde şirkete girmek yerine, orada çalışmak yerine hizmet olarak bunu daha kobi ölçeğindeki şirketlere vermeye çalışayım diye. Böyle bir düşünceyle bir danışmanlık şirketi açıkçası kurdum. Yönetim danışmanlığı yapabilirim belki diye düşündüm. Çeşitli danışmanlıklarla aslında girişime başladım 2007 yılında. Aslında ne büyük bir cesaret değil mi? Şimdi düşünüyorum da evet. Daha yeni mezun, genç bir mühendis, tecrübesi de çok yok ve şirket kuruyor, bir de danışmanlık yapıyor. Şimdi 10, 20, 30 yıllık danışmanlar bunu duyunca ne hissedecekler bilmiyorum. Aynen öyle. Yani tabiri caizse gerçek anlamda, reel anlamda aslında sıfır tecrübeyle kurduk ve 24 yaşındaydım o zaman. Şöyle bir şey yapmış oldum. Yani en iyi şekilde ben proje hazırlayabileceğimi düşündüm. Yani proje hazırlamak benim bildiğim bir işti. Ama mesela kobi ölçeğindeki şirketlerin çok fazla bilmediği bir iş olabilirdi. Aslında TÜBİTAK projelerin danışmanlığıyla başladım dolayısıyla. Ben TÜBİTAK projeleri yazabilirim dedim firmalara. Böyle bir girişime başladım. Ancak firmalar orada da aslında çok fazla güvenmedi. Yani beni ilk gördüklerinde genç, hani daha tabiri caizse toy insanlar. Hani nasıl biz güveneceğiz vesaire. Oralarda o şeyleri çok yaşadım. Ama günün sonunda ilk işimi aldım ve gerçekten o şekilde girişimciliğe ilk adımımı atmış oldum. Öyle başlayan danışmanlık serüvenimiz daha sonra gerçekten istediğim yönetim danışmanlığına doğru evrilmeye başladı. Firmalarla tanıştıkça, firmalarla bizleri tanıdıkça aslında daha fazla güven oluştu ve yönetim danışmanlığı, organizasyon, işte üretim tarafında işte çeşitli verimlilik çalışmalarıyla danışmanlığımıza devam edebildik. Ve benim ortağım da aynı şekilde yine Boğaziçi Makina'dan
sınıf arkadaşım Erden. Erden'le beraber 2007 yılında bunu kurduk, bu şirketi. Ve şu an hala yönetim danışmanlığı alanında hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte yönetim danışmanlığı yaparken hep aklımızda global olmak vardı. Yani şöyle bir şey var. Şirketimiz ismi Albert Solino. Bazen soruyorlar. Albert Solino bir yerin danışmanlığını mı aldınız? Yani bir yerin isim hakkını mı aldınız diye soruyorlar bize. Halbuki öyle değil. Aslında biz Albert Solino'yu kurarak aslında yurt dışında gerçekten isim hakları da verebilmek için biraz daha global olarak görülebilecek bir marka ismi yaratalım istedik. Bunun aslında Albert Solino markasının kuruluşunun şeyi de bu. Nitekim böyle kurduk. Ama mesela şunu gördük. Zamanla hizmeti gerçekten büyütmek, scale etmek gerçekten çok zor olduğunu gördük. O zaman biz dedik ki ürünleşmemiz lazım, ürünler üretmemiz lazım. Dolayısıyla 2007 yılında kurulduktan yaklaşık 5 yıl sonra, 2012 yılında biz yazılım ürünleri üretmeye başladık. Türkiye'de tabii mi? O noktada Türkiye'de mi? Silikon Vadisi'ne mi geçiş anlatıyorsunuz? Şöyle hocam, Türkiye'de başladık. Ancak Türkiye'de başlayınca şunu gördük. Gerçekten bu işin özü aslında Silikon Vadisi. Silikon Vadisi'nde nasıl oluyor da dünya çapında şirketler çıkabiliyor diye biz 2011 yılında aslında Amerika'ya seyahatler düzenlemeye başladık Erden'le. Hani normalde burada danışmanlık işimiz var. Evet. Ama diyelim ki bir Kurban Bayramı tatili oluyor, bir Ramazan Bayramı tatili oluyor. Atlıyoruz, gidiyoruz ve oradaki arkadaşlarımızı geziyoruz. Girişimci arkadaşlar, orada çalışan arkadaşlar. Onlarla böyle bir diyalog başlattık. Ve her birinin bize tavsiyesi mutlaka buraya gelmeniz lazım. Mutlaka buraya gelin. Buranın havasını soluyun. Hiçbir şey olmasa bile buradan mutlaka bir şeyler öğrenerek çıkarsınız. Silikon Vadisi'ne şimdi turlar düzenleniyor galiba. Yani evet. Şimdi Silikon Vadisi demek dünyanın, Türkiye'nin değil tabii, Türkiye'nin aynı zamanda bütün dünyanın en teknolojik ürünlerinin geliştiği yer. Aklıma gelen bütün büyükler orada, değil mi? Apple'ı, Microsoft'u, evet. Google'ı, Facebook, Intel, Oracle, eBay, Netflix, Tesla, Apple, her şey orada. Yani düşünemiyorum şimdi Silikon Vadisi'ne gidip gelmek bile her dönüş bir dönüşüm. Ya her gidiş geliş bir dönüşüm. Bu yolculuk nasıl gerçekleşti? Kaçıncı seferde orada şirket kurdunuz? Hocam şöyle söyleyeyim. Biz her yıl gittik oraya. İşte yaklaşık 2 hafta, 3 haftalık sürelerle. En sonunda sene 2014'te, yani biz 2011'de oraya gidişimiz, 2011 ama ara ara işte gidip geldik. 2014'te orada artık gerçekten şirket kuralım. Ben buradaki işlerimi daha çok hani bir karar verdik. Birimiz oraya gideceğiz. Burada ben öne çıkmış oldum bir şekilde. Hani Erden de gidebilirdi. Ben daha çok o noktada şey olmuş oldum, öne çıkmış oldum. Ben buradaki işlerimi daha çok Erden yapacak şekilde, biz burada aslında o kurumsal yapıyı da kurduk. Kendimi biraz boşa çıkardım. Ve nitekim 2014'te şirketimizi kurduk. Ben 2015 yılında Silikon Vadisi'nde yaşamaya başladım açıkçası. Dolayısıyla 2015'te, dolayısıyla kaçıncı girişimmiş oluyor? İşte dördüncü yılımızda aslında direkt orada yaşayacak şekilde bir sistem, bir şey kurduk kendimize. Mutlu musunuz orada olmaktan? Yani şu post-korona döneminde neler olacak? Orada o yakınlıktan çok avantajlarınız oldu mu? Açıkçası hani ben şimdi açık uçlu bir konuya geçeceğim. Çünkü bu konular konuş bitmez. Öğrenciler de dinlediği için sizi de muhtemelen rol model olarak alanlar olacaktır. Dolayısıyla şimdi o bir yolculuk. Şirket kurmak bir yolculuk. Sonra kurduktan sonra başarılı olmak ve sürdürülebilirlik diğer bir konu. Bu konuyu da geçtiniz diye düşünüyorum. Şimdi orada hani derler ya, vadide neler oluyor? Sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuzdur. Biz uzaktan, basından öğreniyoruz. Dolayısıyla oradaki büyük şirketler özellikle bu dönemde, yeni dönemde, hani diyorlar ya yeni hayatta, acaba neler bekliyor? Yani o kadar teoriler var ki, komplo teorileri de var. Hani bunları konuş bitmez. Belki bir program daha yaparız sizle. Bir taraftan Tesla var, bir taraftan SpaceX inanılmaz bir uçuş gerçekleştirildi. Amerika karışık, o daha ayrı bir konu. Biz yine olayı kısaltalım ve diyelim ki
Korona sonrası Silikon Vadisi'ndeki şirketler ne bekliyor? Korona hocam tabii herkes, her dünyanın her tarafından olduğu gibi Silikon Vadisi'ne ciddi anlamda etkiliyor şu an. En önemli dönüşüm aslında şirketlerin artık uzaktan da çalışabileceği noktasındaki gerçek. Dolayısıyla şirketlerin çoğu, işte Facebook, Twitter, Apple gibi büyükler olmakla beraber küçük şirketler de, bizler de dahil, bizler de küçük şirketiz, orada ekibimiz var. Şu an evden çalışmaya devam ediyor. Hatta Twitter şu an şunu söyledi, işte tüm çalışanlar bundan sonra sınırsız, yani hani bir zaman limiti olmadan isterlerse evden çalışmaya devam edebilecekler. Öyle mi? Böyle bir açıklama yaptı Jack Dorsey, Twitter CEO'su. İşte Facebook şöyle bir açıklama yaptı, Mark Zuckerberg. İşte 10 yıl içerisinde çalışanlarımızın %50'sini sürülebilir bir şekilde aslında uzaktan çalışacak hale getireceğiz diye bir açıklama yaptı Mark Maaşları Zuckerberg. Maaşları da değiştirecek mi peki? Enteresan bir konu hocam, bilmiyorum, göreceğiz. Çünkü Silikon Vadisi'nin en büyük sıkıntısı... Silikon Vadisi'nin en büyük sıkıntısı çok ciddi maliyetli burada yaşamak. Ondan sonra özellikle ev fiyatları inanılmaz. Kiralar çok fazla, çok yüksek. Ve sıkıntı da şu, aslında çok fazla insan her yıl buraya geliyor. Ama ev arzı sınırlı. Çok fazla yeni ev de yapılmıyor burada. Belki keşke bizim ülkemizde olsa buralar dolardı büyük ihtimal evlerle, ama burada arsa çok fiyatları ciddi olasılığında artmıştır. İzin verilmiyor. Tabii. Arsa ev fiyatları uçmuştur. Yani, evet, ev fiyatları özellikle, kiralar inanılmaz. Hatta bu zaten COVID öncesinde de çok eleştiriliyordu. Silikon Vadisi çok pahalı. Peki Silikon Vadisi'nden çıkan aslında artık çeşitli işte Portland'a, kuzeye ya da işte güneye giden aslında startuplar da olmaya başlamıştı. Bu eleştiriliyordu. Bu COVID'le beraber şu an büyük ihtimal Silikon Vadisi'nin en azından burada yaşama noktası nasıl gelişecek göreceğiz. Ama eskisi gibi illa buraya gelmek belki gerekmeyebilecek. Yani en azından buralarda çalışmak için. İşte şirketler şu an dışarıdan da, işte Silikon Vadisi dışından da çalışanlarına izin verecekler. Oralardan çalışmalarını. Enteresan yani hocam. Beraber göreceğiz. Böyle bir değişiklik var. Zoom da orada mı acaba? Zoom şirketi? Hocam Zoom şirketi şöyle, Zoom'un kurucusu biliyorsunuz normalde aslında uzak, neyse Asyalı diyelim. Evet. Ondan sonra Zoom'un tam olarak merkezi burada mı emin değilim hocam. Tam bilemiyorum Zoom'un merkezini. Ama şey var, burada hani işte Zoom bir anlamda ortaya çıktı ama biliyorsunuz işte Google'un Hangouts'u, şimdi Meet'e çevirdiler onu. Aslında Meet de vardı. O şu an Meet, Google'ın Business tarafındaydı. Şimdi herkese açtılar. Hangouts'un bir anlamda ismi de işte Meet oldu. Genel olarak. Bunun gibi işte buralarda buna benzer başka uzaktan çalışma, video conferencing ve işte normal chat application'ları zaten vardı. Zoom bir şekilde aradan sıyrıldı ve şu an bayağı bir dünyada popüler oldu. Ama hani diğer şirketlerde şu an gayet kendilerini yapılandırıyorlar bu noktada. Büyük ihtimal Zoom'a bayağı bir rakip geliyor olacak. Yani şu an duymadık ama büyük dolayısıyla şirketler COVID yaparlar. Süreci hocam, işte buyurun. Büyük şirketler kendi Zoom'larını yaparlar, bekliyorum ben. Yani Apple yapar, Facebook yapar diye düşünüyorum. Çünkü bu dönem her şey daha çok dijital olduğu için hayat dijitalleşti. Hayatla dijital teknolojiler kullanımı arttığı için bunun mutlaka etkisi oldu. Yani biliyorsunuz eBay gibi, zaten bunlar Amazon en büyük şirketlerden, dünyanın en büyük şirketi, işte kurucusu, en zengini biliyoruz. Daha da katlanmış oldukları, çünkü her şey dijitale döndü. Elektronik ticaret işlemleri arttı. Dolayısıyla hepsi bunları tabii orayı etkiledi. Yani kazançlarını arttırdılar. Dolayısıyla ben şeyi bekliyordum. Bunlar bir şekilde daha da yatırım yapacaklar ve dolayısıyla yeni projeler üretecekler ve kendi Zoom'larını yapacaklar. Çünkü belki o da olmayacak. Başka bir Silikon Vadisi üretilecek mesafeli bir şekilde. Sosyal mesafeyi koruyarak
evet. Silikon Vadisi de olabilir yani. Arsa geniş diye düşünüyorum oralarda. Yayılabilirler yani. Aynen hocam. Şu an bir dönüşüm şöyle. Covid'in bir de olumsuz etkisi var. Bazı teknoloji şirketlerinde. Aslında şu an işten çıkartma yapan da birçok şirket var. Uber gibi lazım. Değil mi? İşte Uber olsun, işte Lyft olsun, çeşitli mesela işte OpenTable gibi bu işte restoranların rezervasyon sistemlerini aslında yapan şirketler, işte Eventbrite gibi. Eventbrite en büyük aslında evet. Event organizatörüydü. O da ciddi anlamda işten çıkartmalar yapıyor. Bunların nedeni aslında şey, bunlar sonuçta nihayetin Airbnb mesela. Airbnb çok ciddi bir işten çıkartma sürecine girdi. Öyle mi? Çünkü tabii ki bunlar sonuçta işte Airbnb dediğimiz bildiğiniz üzere işte otel, insanların evlerinde kalma uygulaması gibi. Sonuçta şu an kimse seyahat etme noktası çok kısıtlanınca aslında ve kimse şu an hijyenden dolayı da başkasının evinde kalma vesaire gibi şeyler de azaldığı için Airbnb'nin bu anlamdaki aslında şeyi, aktiviteleri azalmış durumda. Aynı şey Uber için geçerli. İnsanlar bir yerden bir yere gitme noktasında çok fazla hani mobilite azaldığı için, yani hani hareket azaldığı için bunlar otomatikman etkilenmiş oluyor. Ciddi burada binlerce insan hani işten çıkartma noktasında binlerce insan etkileniyor. Dolayısıyla COVID'in bir kısım etkisi belli sektörlere negatif olarak, küçülme olarak yansırken belli sektörlere pozitif olarak yansıyor. Ne gibi? İşte Zoom gibi, uzaktan çalışma, video conferencing tool'lar. Ondan sonra özellikle bu Amazon gibi işte elektronik ticaret şirketleri bunlardan pozitif etkileniyor şu an. İşte bunda Instacart, işte DoorDash gibi hani insanların evlerine işte çeşitli şeyleri işte itemları işte getiren ya da işte sipariş noktasında delivery sağlayan şirketlerin şu an tam tersine işte ciroları artıyor. Bir şekilde çalışan sayısını arttırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında bir taraf olumsuz etkilenirken bir kısım sektörde olumlu etkileniyor. Mesela olumlu etkilenen başka bir sektör özellikle sağlık, uzaktan sağlık, telemedicine dediğimiz şeyler, orada uygulamalar. Orada ne tür gelişmeler var Alkan şeyde? Telemedicine Türkiye'de de aslında şeyler başladı. Uzaktan tedavi, uzaktan muayene gibi elektronik, yani telemedicine projeleri. Bildiğim şeyler var mı, yeni ürünler ya da kullanılan, daha doğrusu Ar-Ge aşamasında mı acaba çoğu? Aslında evet, nispeten çok böyle çok bilinen, çok popüler, domine eden bir ürün yok şu an piyasayı bu anlamda. Ama kullanılan ürünler var telemedicine noktasında. Buradaki en büyük sıkıntı şu hocam. İşte gizlilik, özellikle Amerika'da işte sağlık tarafındaki bilgilerin gizli olması, enkripte olması, çeşitli regülasyonlara uyması gerektiği için o kadar hızlı bir inovasyon gerçekleşemeyebiliyor. Çünkü firmalar ürünlerini bu standartlara uygun hale getirmeleri gerekiyor. Bu da biraz hani yatırım demek oluyor aslında. Çünkü oradaki regülasyonlara, mesela bir HIPAA diye bir şey var. HIPAA compliance denilen sağlık sistemindeki bir regülasyon. Bu HIPAA'ya uygunluk için belli paralar ödemesi gerekiyor şirketlerin. Bu da bir yatırım gerektirdiği için çok böyle hani oradaki ne diyelim, regülasyona uyum çok hızlı olamıyor. Ama böyle şeyler var, böyle girişimler var. Türkler de var bu girişimleri yapan bu arada. Hani uzaktan telemedicine tarafında Türk girişimciler de var. Ve çeşitli ürünler de var bu anlamda. Yine Türklerin geliştirdiği. Ve hani şu an baktığımda zaten onların özellikle ciroları, onların gelirleri bu yönden olumlu olarak etkileniyor şu an. Çok iyi. Çok sevindim. Türk girişimci çok var mı şeyde, sizin bölgede? Tabii hocam, çoktan kastımızı böyle göreceli olarak yapayım. Mesela Türk girişimcileri Silikon Vadisi'nde belli bir seviyede, yani hiç yok değil, var aslında. Ama mesela kıyaslamam gerekirse mesela bir Güney Koreliler, Güney Kore mesela ciddi bizden daha fazla burada şeyi var, bir şekilde yapılanmaları var diyelim. Aha. Ve hani Güney Kore örneğini biraz
Türkiye, Güney Kore biraz daha eskiden daha böyle karşılaştırabilirdik. Şimdi Güney Kore bayağı arayı açtı belki ama. Ben de bir an çok sevindim. Çok enteresan bir model. Güney Kore çok yani çok önemli bir şey hale geldi. Arge öğreten ülke. Evet. Yani seviniyorum tabii bunları duydukça. Ama bizde de var telemedisin projeleri. İstanbul biliyorsunuz Arı Teknokent'te birkaç firma var benim bildiğim örneğin. Diğer teknokentlerde de vardır ama hani bunlar Arge aşamasındalar. Ama dediğiniz gibi regülasyon gerekiyor. Ya kolay değil. Uzaktan insanla ilgili, insan sağlığıyla, hayvan sağlığıyla ilgili de galiba aynı prosedürler var. Yani canlılarla ilgili her şey regülasyona bağlı. Onun için kolay çıkmıyor. Ama biliyorsunuz şu anda en çok beklediğimiz aşı. Evet. Şu an bütün dünyanın beklediği tek şey var. En yakın doğru. Zamanda doğru aşıyı bulabilmek, eminim orada da çalışanlar vardır. Mutlaka bütün dünya çalışıyor, bütün dünyadaki araştırmacılar, bilim insanları çalışıyor. Ve en kısa zamanda herkes bunu bekliyor. Dolayısıyla herkesin beklediği bu öncelikle. Ama işte bunun yanı sıra bizlerin tarafı da dijital tarafta nasıl çalışacağız, nasıl örgütleneceğiz, gelecekte bizi neler bekliyor. Ama yine de en çok dijital şirketler bu dönemde ayakta kaldılar ve hacimlerini arttırdılar diye düşünüyorum. Yeni ürün geliştirmek için de fırsat doğdu. Yani yakında yeni ürünler çıkacak. Uzaktan çalışabilecek birçok ürün çıkacak diye düşünüyorum. O anlamda bekliyoruz. Siz de herhalde yakında döneceksiniz Amerika'ya ya da burada mısınız bir süre daha? Gerçi fark etmiyor nerede olmak. Evet, ben mesela biraz şanslıyım. Ben Şubat'ın 17'sine geldim Türkiye'ye. Burada aslında 1-2 ay kalmak için gelmiştik. Ancak şu anki durumda buradayız gibi duruyor en azından birkaç ay daha. Dediğiniz gibi biz hem oradayken buradan Türkiye'nin işlerini yürütmeyi zaten başardık. Buradan da aynı şekilde Amerika'nın işlerini zaten orada ekibimiz gayet iyi bir ekip. Orada da işlerimizi yürütebiliyoruz. Yani yazılım teknolojilerin güzelliği işte nerede olursanız olun bir arada çalışma imkanı, internet ve işte bilgisayarınız varsa olay bitiyor hocam. Dolayısıyla bizim için çok bir sıkıntı yok. Burada da üretimimize, development'ımıza işte ürünlerimiz üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Evet, Alkan çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İlk olarak seninle başlamak istedim. Çünkü yani şu anda bu şeyden sonra sağlıkla ilgili malum konudan sonra en çok merak edilen teknoloji konusunda neler var, neler bekliyoruz, nelerle ilgileniyorlar. Dolayısıyla bizler de bilgi insanı olarak ve biliyorsunuz her zaman bilgi varsa paylaşılmalı. O yüzden sizdeki bilgileri almak, yansıtmak ve paylaşmak için açtım. Zaten bu kanalı bu dönemde bizim işimiz de dijital dünya ile ilgili bilgileri paylaşmak, veriyle ilgili bilgileri paylaşmak, yapabileceğimiz bu ve analizini yapmak. Size başarılarınızın devamını diliyorum ve teşekkür ediyorum katıldığın için, katkıların için. Belki bir program daha yapabiliriz. Eğer izleyiciler görüşlerini yazarlarsa ya da sorular olursa bir program daha yapabiliriz. Nerede olduğumuz önemli değil. Ben kendi evimdeyim, siz kendi evinizdesiniz ama dünyanın herhangi bir yerinden bu tip yayınları yapabiliyoruz artık. Değerli izleyiciler, ilk konuğumuz sevgili Alkan Balkaya'ydı. Albert Sonnino firmasından. Yetmedi tabii zaman. Konu konuyu açıyor. Şöyle bir tanışmış olduk. Bundan sonra daha özgün konularla yeni programlarda, bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Alkan tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür bir yerlerde hocam, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.